Şimdiki uygulamamızda 5 eksen çoklu yüzey işleme yani 5 aksis multi-surface toolpad uygulamasını oluşturmaya çalışacağız. Daha önceden oluşturduğumuz surface uygulaması şeklindeki parçayı açıyoruz. Böyle karmaşık bir yüzeyimiz var. Mastercam sayfasına bu parçayı alıyorum. Freze parçası ve stock tanımlarken bounding box ile parçayı alıyoruz. Ne var oğlum? Toolpads kısmından multi-axis ve multi-surface 5-axis kısmına geliyorum ve karşıma gelen diyalog kutusundan output format kısmından işleme şeklini seçiyorum. Yani 4 eksen ya da 5 eksende işlenebilmesi için modelimi seçiyorum. Cut pattern kısmından işleme yapılacak yüzeylerin küre, kare ve silindir şeklindeki modellere otomatik olarak takım oluşturulmasını sağlıyorum. Surface dedim ve bu yüzeyi seçerek Enter ile işlemi onayladım. Onun haricinde silindir, sphere, küre, box ile de bir kütük yani bir kutu tanımlaması yaparak bu kısımlarda ilgili parametrik değerleri girerek küre, silindirik bir malzeme ve kütük malzeme tanımlaması yapabilme şansına sahibiz. Ancak burada unutulmaması gereken imalatı yapılacak olan parça silindir, küre ya da kutu şeklinde ise Mastercam kullanıcısının isteğinde otomatik olarak bir silindir, küre ya da kutu belirlenir. Bu model üzerinde takım yolları kendiliğinden meydana gelir. Biz yüzey modellemeyi belirledikten sonra sayfayı bulabilirsem. Evet, Tool Axis Control kısmından takım eksen hareketlerinin kontrollerini belirliyoruz. Line ile seçilen doğruya göre takım ekseni oluşturulur. Takım eksen hareketleri doğruya paralel bir şekilde gerçekleşir. Pattern Surface belirlenen yüzey referans alınarak takım ekseni kontrolü sağlanır. Plane belirlenen düzleme dik takım yolları oluşturulur. From point 2 nokta tanımlanarak takım ekseni, to point 2 referans nokta tanımlanır. Chain kapalı bir eğri, boundary belirlenen sınırlara göre eksen kontrolü sağlanır. Biz yüzeye göre olmasını istediğimizden dolayı pattern surface'i seçiyoruz. Cut surface kısmında işlenecek yüzeylerin hangi işleme yöntemiyle işleneceği belirlenir. Use cut pattern ve Comp to Surface kısımları var. Use Cut Pattern kısmında takım yolları oluşturulurken takım uç kontrolünde parçanın zemin yüzeyini referans alır. Comp to Surface seçilen yüzeyler temas halinde kalınabilmesi için takım ekseni boyunca takımın konumlandırılmasıdır. Evet, bu kısmı onayladıktan sonra burada bir küresel takım yaratıyorum. Takım çapım 12 milimetre. Boy mesafelerini veriyorum. Ve multi axis parametre kısmına geçerek clearance değerini 10, geri kaçma değerini 35, güvenli kesme mesafesini de 5 milimetre olarak veriyorum. Deep cut kesme derinliklerini ifade eder. Bu seçenek kullanılmazsa talaş derinliği bir kere de verilerek parça işlenir. Ancak talaş derinliği bir kere de işlenmeyecek kadar fazla ise bu seçenek aktif hale getirilmelidir. Talaşı 3 seferde gerçekleştirsin. Kaba pasoda 3'er milimetre dalsın.
Finish'i bir sefer gerçekleştirsin. Ve finish dalma miktarı da 1 mm olsun. Talaş derinliğini kontüre göre ayarla. Talaş derinliğini derinliğe göre ayarla. Onayladık. Filter kısmına geçiyorum. Takımın işlemeye başlamadan önce her pasoda profile yaklaşma ve işlem bittikten sonra parçadan uzaklaşma şekli ayarlanır. Bu kısma geldikten sonra tolerans değerini veriyoruz. Okunacak sonraki nokta sayısı tek yönlü frezeleme yap demektir. X, Y ekseninde yaylar oluştur. X, Z ekseninde yaylar oluştur. Y, Z ekseninde yaylar oluştur anlamına gelir. Minimum çember yarıçapı, maksimum çember yarıçapı anlamına gelir. Bu kısmı da onaylıyorum. Entry kısmına geldiğimizde ise takımın işlemeye başlamadan önce her pasoda yaklaşma ve işleme bittikten sonra parçadan uzaklaşma şeklini belirler. Her pasodan önce yay hareketi oluşturarak profile yaklaş demektir. Çıkışlarda yay hareketi oluştur demektir. Niye bu gerizekalı şey aktif olmuyor? Buraya girmeyelim. Ha? Evet. Multi-surface 5 aksis parametre kısmına geçiyorum. Burada takımın lead, lag, angle takımın ileri doğru giderken girilen açı değeri kadar ilerleme yönüne doğru takımı eğer. Takım geri gelirken geri gelme yönünde takımı girilen açı değeri kadar eğer. Side tilt angle kesiciye talaş kaldırma yönüne göre sağa veya sola doğru açılı bir konum kazandırmak için kullanılır. Bu değerleri 10'ar derecelik açılar verelim. Cut kontrol parçanın işleme kontrolünün yapıldığı kısımdır. Takım yüzey akışına göre X ve Y ekseninde takım yana kayma miktarı gibi değerler belirlenir. 0 tam %2 mm parça işleme toleransı. Across stepover takımın parçaya göre enine yana kayma miktarıdır. Yana kayma miktarı ne kadar küçük olursa yüzey pürüzlüğü de o derece iyi olur. 0,5 mm diyoruz. Step along takımın parçaya göre boyuna ya da yana kayma miktarıdır. Bunu da 0,5 veriyoruz. Cutting metot, zigzag, one way ve spiral gibi kesme yöntemleri. Flow parameters, parça üzerinden başlama noktasını kesme yönünü ötelemeleri belirleyebiliriz. Cut direction ile kesme yönünü belirliyorum. Axis limit kısmına geçiyoruz. Axis limit kısmına geçtiğimizde X axis, Y axis ve Z axis seçenekleri var. Takımın X ekseninde, Y ekseninde ve Z ekseninde açısal olarak konumlanacağı en düşük değer ve en büyük değerlerdir. Bu değerler arasında frezeleme işlemini gerçekleştirir. Bu kısımda döner hareket esnasında takım hareketinin verilen açı değerlerinin dışına çıkması halinde takım hareketini siler. Döner hareket anında kesicinin belirlenen limiti aşması durumunda takım yönünü modifiye eder. Döner hareket sırasında takımın belirlenen açıların dışına çıkması halinde takım yollarını kırmızı ile gösterir. Point generation kısmına geçiyoruz.
Bu kısma geldiğimizde distans değerini de 0,5 olarak değiştiriyoruz. Takım yolları üretilen noktalara göre oluşturulabilir. Altındaki seçenekler bu yollar açı ya da mesafe ile belirlenir. Distans takımı belirlenen doğrusal mesafe ölçüsünü kullanarak takım yolu oluşturulur. Oluşturulan takım yolları arasındaki mesafe girilen değer aşarsa program bir veya daha çok vektörü işleme sokar. Onaylıyoruz. Simülasyona bakıyoruz. Olmuyor. Tekrar bakıyoruz. Oluyor. Bir tanesini yapalım. Delik delme asıl konu. Bunu yapamadım. Sen dinle beni. Hızlı işte biraz da. İçebilir miyim? Evet. Dur bakayım ya. Aynı uygulamayı 5 aksis Flowline Toolpaths uygulaması ile yani yüzey formuna göre 5 eksen takım yolu ile de yapabiliriz. Çıkıyorum. Ve çöz.